İstemez çocuklar ve okullara girmek istiyorum. Peki. Ben. Gelen sorular arasında sınıfta çok yaramazlık yaptığından şikayet edilerek anneye gelen okul müdürü ve öğretmenler. Çocuğunuz çok yaramaz, dersi dinlemiyor, kaynatıyor dersi, yanındakine işte rahatsız ediyor bir şekilde. Ona da engel oluyor. Böyle varyansınlar duran annelere ne tavsiye ediyorsunuz? Özellikle bunu dikkate alsınlar. Yani hayır, hemen savunmaya geçen anne baba tipleri var. Buna aşırı dikkat edenler var. Hemen savunmaya geçmesinler. Oradan bir geri bildirim gelmişse evet öyle olabilir. Evde çok uslu olabilir ama okulda öyle olmayabilir. Kural tanımayan, öğretmeni dinlemeyen, dersi kaynatmaya eğilimli, ödevleri geri getirmeyen. Aslında eğer bir öğretmen böyle bir şikayette bulunuyorsa genelde arkadaşlarına rahatsızlık verdiği için bunu döndürüyordur. Ödevleri genelde ikinci planda görüyor öğretmenler, hani bir şikayette bulunmak adına. Çocuklarını savunmasınlar, bir gözlemlesinler ve eğer oradaki yaramazlık, sınır tanımama, kural tanımama, dersin işleniş düzenini bozma noktasındaysa tabii ki her zaman olduğu gibi konuşacağız çocuklarımızla. Oranın bir okul olduğunu, başka arkadaşlarının da olduğunu, onların da bir hayat hakkı olduğunu, sınırlarının olduğunu arkadaşlarına koyacağız. Evet, yani çocuklar sınırları ihlal etmek isterler. Bu onların vazifesi. Sınır koymak da bizim vazifemiz. Yani anne baba sınır koyduğunda çocuğuna inanılmaz aslında bir hediye vermiş oluyor. Çünkü dünyada sınırlar var. Evet, bir sürü şey var ama yapabilecekleriniz var ve eğer bir çocuk sınırları öğrenmeden büyüyorsa, bu sınırlar çok dar olmasın ama sınırlar var. Yani yapılacaklar ve yapılamayacaklar çok büyük zararlar görüyor. Özellikle narsist eğilimli çocuklar, hani dünya benim merkezimde dönüyor diye büyütülmüşlerse, evin ilk çocuğuysa, geniş ailenin sürekli dikkat merkezi olan bir çocuksa, okula gittiğinde, ilkokul birinci sınıfa gittiğinde 30 çocuktan birisi oluyor ve ilgi çekmek için, dikkati kendi üzerine yeniden toplayabilmek için kalem sokuyor arkadaşının işte orasına, yani kulağına evin ya da... Evin en küçükleri de yapıyor. Evin en küçükleri de yapabiliyor. Tamam canım, şimdi en küçük derken hep bir şey yapmayayım. Ben de en küçüktüm evet, evin biraz daha haşarasıydı. Sınıfta doğru. Mesela belli olur, evin küçükleriyle evin büyükleri belli olur sınıflarda. Evin küçükleri hala bizim yani ben evin büyüğüm, ablalık yapmamızı bekleyen evin küçükleri olur yani. Evet. Genelde evet. O da etkili. Küçükler şımartılıyor. Evet. Cümlesi doğru mu toplumda? Ebeveynlik yaşıyla da çok ilgili. Yani siz 40'tan sonra bir bebek sahibi olmuşsanız şımartın, yani ya da tek çocuksa, çok önem verdiği bir evlilikten olmuşsa, yani 38'e kadar evlenmemişsiniz, 39'da evleniyorsunuz, 40'ta bir oğlunuz oluyor. Yani 41 tabii kere ki, maşallah oluyor. Yani sonuçta Merve'nin söylediği şey önemli. Doğum sırası önemli çocuklarda. Büyük çocuk olmak, ortanca çocuk olmak, küçük çocuk olmak ve istatistikler genelde büyük çocukların daha uslu çocuklar olduğunu. Yaramazlıklarını... Işte. Evet, istatistikler bazen yanılabilir şimdi. Mutlaka genelleme yapmayalım. Evet. Daha onlar biraz erken büyütülüyor. Eğer kardeşlerin sıklığı çünkü ve yaşları sorumluluk da önemli. Evet, evet. Çünkü kardeşine sen bak diyor. Abim bana çok bakmıştır o anlamda. Hı-hı. Yani hani işte kardeşinle ilgilen, hadi kardeşini oynat dediğimde biz büyük çocuğu büyütmüş oluyoruz belki. O yüzden o küçükler hala yaramazlık içerisinde kalabiliyor. Velilere, öğretmenleri de seslenelim. Hı-hı. Bilmiyorum şu an izleyen öğretmen var mı, okul müdürü var mı ama lütfen sınıfınızda ya da öğretmenin şikayet ettiği bir çocuk varsa, şımarıklığından müzdaripseniz lütfen bir psikolog, bir pedagog, bir rehberlikçi yardımında bu çocuğun aile dinamiklerine bakın. Ailede ne durumda? Aile ilişkilerine bakarsanız çocuğa da yardımcı olmuş olursunuz. Hem bir çocuk, bir çocuktur eğitim hayatı için, onu tekrar o eğitim hayatına kazandırmış olursunuz diye düşünüyorum ben. Bizim de sosyal mesajımız olsun. Okullara çok iş düşüyor bu anlamda. Rehberlik, psikolojik danışmanlarımız ne işe yarıyor? Bu çocukların aileleriyle diyaloğa geçmeliler. Aile dinamiklerini incelemeliler ve bu çocuk yaramazlıktan ötürü eğitim hayatı sekteye uğramasın diye uğraşmalılar. Ya kişiliğin en çok şekillendiği yerlerden biri ve bence ilkokul birinci sınıf ve anaokulu ilk başladığı ikinci bir doğum çocuk için. Yani yeniden doğuyor ve öğretmenlerin gözlemleri çok değerli bu konuda. Yani bir çocuğun gözünün görmediğini bile öğretmen fark ediyor bazen ya da kulağının duymadığını. Anne baba doktor oluyor bazen. Öyle evet. Örnekler de var. Hareketlilik ve yaramazlık nerede hiperaktiviteyle karışıyor? Belki onu da öğretmen keşfedecek. Bu noktada öğretmenler şunu yapmasınlar. Yani hemen bu çocuğu bir psikiyatriye götürün demek.
vermesinler. Evet. Önce okul psikoloğu, pedagog veya yakınlarındaki bir danışman mutlaka onu bir görsün. Eğer ihtiyaç varsa zaten yönlendirilir. Ama deniyor ki işte bu çocuk çok hareketli, kimseye huzur vermiyor. Hemen bir psikiyatriste götürün. Daha çocuk okula başlıyor, ilaca başlıyor. Bu da yapılmasın. Yani öğretmenler gözü açık olsunlar. Eğitim onların ana amacı olsa da çocuğu takip etmek de onların oradaki görevlerinden bir tanesi. Hem huzuru açısından sınıfın hem de o çocuğun hayatla ilişkisi açısından. Hı. Ve özel çocukları fark etsinler. Onunla ilgili çok güzel film vardır. Neydi onu hatırlatalım. Yıldızların... Gölgesinde miydi? Her çocuk özeldir. Her çocuk özeldir. Var bir de Yağmur adam ama o farklı diyor. O farklıydı. Her çocuk özeldir diye girince bulabilir. Harika bir şeydir. Bir öğretmenin keşfettiği aslında başarısız diye okul hayatından atılacak bir çocukken çok gerçekten yetenekli bir çocuğu keşfeder. Ben öğretmenlerin ikinci anne, ikinci doğum yapan yani çocuğun ikinci doğumuna yardımcı olan insanlar olduğunu, hakikaten başımızın üstüne taşımamız gereken insanlar olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar sistem onlara değerliliği çok fazla yaşatamasa da bunu içlerinde hissetsinler. Evet. Bu anlamda mesajımız olmuş olsun.